Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Avukat Soner Çetin'e düzenlenmek istenen suikast girişimi son anda önlendi. Bir kişi belediye binası önünde silahla mermi vermiş bir şekilde bulundu ve bu şekilde yakalandı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'le konuşacağız yaşananları. Merhaba, çok geçmiş olsun öncelikle. Merhabalar Ebru Hanım, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sayın Çetin, neler oldu, neler yaşadınız? Doğrudan size yönelik bir saldırı girişimi miydi bu? Evet, şöyle izah edeyim. Dün öğleden sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nden, öncelikle Çukurova İlçe Emniyet Müdürümüz sağ olsun olayla bizzat ilgilenmiş. Sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ve Baş Müdürümüz başta olmak üzere. Öncelikle bütün Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin hepsine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, kaymakamlarımıza, hepsi bizzat yakından takip ettiler olayı. Ve gerçekten bir önleme konusunda çok iyi bir sınav verdiler, öyle söyleyeyim. Beni Emniyet Müdürlüğü'nden arayıp bir duyum aldıklarını, bir istihbaratları olduğunu, şahsıma yönelik bir suikast hazırlığı olduğunu, İşte bunu gerçekleştirecek, eylemi gerçekleştirecek şahsın ismini falan da söylediler. Ben tanımadığımı ifade ettim. Hakikaten hiç hayatımda hiç duymadığım bir isim, hiç görmediğim bir kişi. Ondan sonra tedbirli olmam gerektiğini, neredeysem sağlam bir yerde durmamı, yani bu şahsı yakalamaya çalıştıklarını, bana bilgi vereceklerini söylediler. Bu arada ben belediye dışındaydım. Belediyede sağ olsunlar olağanüstü güvenlik tedbirleri almışlar. Önceden şahsın eşkalini, fotoğraflarını bütün ekiplere dağıtmışlar. Aşağı yukarı zannediyorum 150-200 tane sivil polis belediyenin etrafını abluka altına almış. Bu şahıs da tabii güvenlik tedbiri alındığından habersiz geliyor belediyeye doğru. Ekipler hemen yakalayıp etkisiz hale getiriyorlar. Bu arada işte belinde tabanca, mermisi de namluya sürülmüş vaziyette. Atışa hazır vaziyette. Şahsı yakalıyorlar. Emniyette gözlem altına aldılar. İfadesini almaya çalıştılar ama şu saat itibariyle şahıs konuşmamakta direniyor. Yani tabiri caizse 3 maymunu oynuyor. Yani bizim tanıdığımız bir kişi değil bu. Belediyeyle bir alakası olan, benimle şahsen tanışan, bilen bir husumet olmasını gerektirecek bir durum da yok ortada. Muhtemeldir ki herkesin hemfikir olduğu konu bu şahsın tetikçi olduğu, yani birileri tarafından azmettirildiği. Bizim için önemli olan şu saatten sonra arkasında kimler oldu? Yani ne sebeple, bizle nasıl bir husumet sahibi olanlar var bu işin arkasında? Emniyet onun... Peki Sayın Çetin, hiç daha önce hiçbir tehditle karşılaştınız mı? Ne yazık ki ülkemizin geçmişi bize bu işlerin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Pek çok siyasi suikasta karşılaştık. Evet. Daha önce tehdit aldınız mı? Yani bir tahmininiz var mı şu olayla ilgili olabilir diye? Ebru Hanım, şimdi ben 9 yıldır belediye başkanıyım. Özellikle yeni seçildiğimizde 2014 yılında çok sayıda insanın canını yaktı. Nasıl? Yani hukuka, ahlaka, mevzuata aykırı işlem yapan kim varsa, bu müteahhitse müteahhit, efendim bir yeri işgal eden bir kişi ise o. Yani hukuksuz, ruhsatsız, kanunsuz, ne iş yapan olursa biz karşısındayız. Yani başından beri anlayışımız bu. İlk zamanlar daha fazla tehditler alıyorduk. Yani bizi de tanımıyorlardı. Bizi zannediyorum korkutabileceklerini düşünüyorlardı. Ama ben tabii ceza avukatlığı yaptım. Adana'da ben bu ortamları da çok iyi bilirim. Allah'tan başka da kimseden korkmam. Bunu da herkes bilir aslında ama bizi tanımıyorlardı o zaman zannediyorum. Belediyeye bir iki defa ateş edenler oldu. Belediye binası. Bizi korkutacaklarını zannettiler. Ben o zaman da dedim ki, ben yola çıkarken dedim ki vücudumdaki her su damlasını ter olarak akıtıncaya kadar çalışacağım dedim. Buna bir ilave yapıyorum dedim. Gerekirse vücudumuzdaki her kan damlasını da akıtıncaya kadar çalışacağım. Bu tür tehditler bizi kesinlikle yolumuzdan döndüremez. Biz üstlendiğimiz bu sorumluluğu Çukurova halkının büyük bir güveniyle, büyük bir teveccühüyle göreve gelmişiz. Hukuka, ahlaka, vicdana uygun olarak her şeyi gerçekleştireceğiz. Ve bu insanlar da bize karşı husumet duyuyorlarsa buyursunlar, duysunlar. Bizim de kimseden korkumuz yok. Dimdik yolumuza devam ediyoruz dedik. Zaman içinde bizi tanıyınca bu tür şeyler hafiflemişti aslında. Yani dönem dönem böyle ufak tefek şeyler oluyordu ama Bizi tanıdıktan sonra, bizim korkmadığımızı da gördükten sonra bu kişiler niyetlerinden vazgeçiyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Diş geçiremeyeceklerini anlayınca da ve benim tavizsiz duruşumu gördükten sonra da bu eylemlerinden vazgeçiyorlardı. Bu yeni bir olay. Yakın zamanda öyle bir tehdit almadı. Ama Çukurova ilçemizin geleceğiyle ilgili çok önemli kararlar aldık. İmar anlamında. Özellikle şu yaşadığımız depremden sonra bazılarının canını acıtabilecek kararlar aldığımız doğrudur. Ama bunu Çukurova halkının sağlığı için aldık. Can güvenliği için aldık. Yani yaşanabilir güvenlik tedbirleri alınmış mekanlar, konutlar oluşturmak için aldık biz bunları. İnsanlar kendini güven içinde hissetsin diye ve yarın bir gün gerçekleşecek herhangi başka bir depremde insanların canı yanmasın, hayatı son bulmasın diye elbette ki birilerinin canını acıtacaktır aldığımız kararlar. Mesela kat sınırlaması getirdik Çukurova ilçemize. Efendim, zemin etüdünün daha sağlam yapılmasını, gerekli yerlere fora kazık zorunluluğu, efendim sismik izolatör veya damper gibi bazı zorunluluklar getireceğimizi ifade ettik. Onun dışında çekme ve asma katlara kesinlikle izin vermeyeceğimizi, Bodrum Otoparkı'nı istisnası olmayacak şekilde zorunlu hale getireceğimizi. Şimdi bu tür şeyler tabii kar amacı güden bazı kişileri ürkütmüş olabilir. Veyahut da son zamanlarda insanlar biraz da can güvenliği kaygısıyla önüne gelen her yere, boş bulduğu her yere bir konteyner koyup bir prefabrik ev yapmaya çalışıp hazine arazileri, belediyenin arazilerini işgal etmeye çalışan önemli sayıda insanlarla karşılaştık. Onlara da tabii izin vermedik. Yani bunu yapamazsınız dedik. Biz hukuksuz bir şeye geçit veremeyiz. Devletin malını da işgal ettirmeyiz kimseye. Sabırlı olun dedik. 16.000 dönüm yerin imar sorununu çözeceğiz. İmara açacağız. Ondan sonra dilediğiniz yerden gidin. Arsanızı alın. Ruhsatınızı alın. Kontrollü, tedbirli, yapı denetimden geçmiş bir şekilde gönül rahatlığı içinde evinizi inşa edin, oturun dedik. Şimdi bu açıdan da tabii karşımıza çok sayıda insan çıktı. Yani getirmiş, tıra yüklemiş konteyneri oraya koyuyor. Bizimkiler geri kaldırıyor. Tabii bir husumet. İşte ben bilemiyorum. Kim olduğunu bilme şansım yok. Yani birilerinin canını acıtmışız. Ama biz kimseye haksızlık yapmadık hayatımız boyunca. Hep halk, hukuk, adalete, vicdana, ahlaka uygun bir biçimde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu da kimin canını acıtırsa acıtsın. Kimse kusura bakmasın. Biz de bu şekilde çalışmaktan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Yolumuzdan da dönmeyeceğiz. Peki güvenlik tedbirleri artırıldı mı? Şimdi önümüzdeki günlerde nasıl devam edeceksiniz? Evet. Sabah da Emniyet Müdürlüğü'ndeydim. Tabii güvenlik isteyip istemediğimi de sordular. Yok, biz zaten beni bilen bilir Ebru Hanım. Ben Adana'da her zaman alnım açık, başım dik, tek başıma her yere giden bir insan. Sabahleyin kendi özel aracıma binip belediyeye gelen, resmi görüşmeleri belediyenin minibüsüyle gidip yapan, sonra kendi özel aracına binip özel işlerini yapıp evine giden bir insan. Bunu herkes bilir. Yani ben kesinlikle Allah'tan başka kimseden korkmam. Korkmam da. Halkın içindeyiz devamlı. Yani her yerdeyim, her ortamdayım. Hele bu deprem süresince insanlar bilir. Tıraş olmaya bile zaman bulamadık. Yani bir karış sakalla devamlı sahadaydım. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için battaniyesinden, uyku tulumundan, montundan, çadırın önünde yaktığı odununa varıncaya kadar, günde 3 öğün yemeği, efendim çayına, kahvesine varıncaya kadar insanlar bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Bu arada hep sahadaydık yani günde 1-2 saatlik uykuyla. Bize yani bir kötülük düşünen bir insan zaten bunu gerçekleştirebilir. Bu olağanüstü bir şey olmaz yani. Bir mucize olmaz bu. Çünkü devamlı tek başımayım, halkın içindeyim. Bizim de tabii ağaç dalıyla güller, bizim de yani yakınımız, çevremiz, akrabalarımız çok fazla. Şimdi mesela belediyenin içi adam dolu. Hepsi gelmişler. Ya bir şey yok, endişe etmeyin diyorum ama insanlara anlatamıyoruz tabii. Sağ olsunlar, sevenimiz sayanımız çok. Partililerimiz aynı şekilde, yol arkadaşlarımız aynı şekilde. İnanın dün öğleden beri bu olay ortaya çıktığı andan itibaren telefonum hiç susmadı. Yani sağ olsunlar. Herkese ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu duyarlılıklarından ötürü. Ama dediğim gibi öncelikle Adana Emniyet Müdürlüğü'nün büyük bir başarısı oldu. Önceden istihbarat almaları, bizi olaydan 20-25 dakika önce uyarmaları, tedbirli olmamız gerektiği konusunda uyarıda bulunmaları falan gerçekten saygı duyulacak bir çalışma yaptılar. İnşallah bunu da sonuçlandıracağız. Yani bu işin arkasında kim veya kimlerin olduğunu da tespit ederlerse daha da rahatlayacağız tabii. Ama bir yandan da tedbirimizi alıyoruz, takdiri de Allah'a bırakıyoruz tabii. Peki, çok geçmiş olsun Sayın Çetin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yayın konuğumuzdu. Böylece noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.